20 Ocak 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Türkiye 100 yılında uzaya ilk adım Türkiye'nin milli teknoloji hamleleri devam ediyor TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi TCG Derya'da Türk Silahlı Kuvvetlerine törenle katıldı 199.9 metre uzunluğuna ve 24.4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya 9000 ton dizel, 1000 ton jet yakıtı, 1200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak. Mavi Vatan'da donanmamızın gücü her geçen gün artıyor. Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma planları, şer hesapları, yeni sömürge jeopolitiğini dayatma çabaları, Türkiye'nin kararlılığına, direncine, inancına yenilmeye mahkumdur. Milli teknoloji hamleleriyle tam bağımsız Türkiye hedefi sarsılmadan devam ediyor. Tam bağımsızlık hedefine yapılan tüm şer saldırılarına karşı güçlü siyasi iradenin kararlılığı çok kıymetlidir. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli teknoloji hamlelerinde, savunma sanayinde, enerjide ve Türkiye yüzyılında tam bağımsızlık hedefini kararlılıkla vurguluyor. Şimdi de uzaya ilk adımı attık. Uzay teknolojisinde biz de var olmak istiyoruz. Her çağın en ileri teknolojisi, o çağın en kıymetli, en stratejik güç parametresidir. Biz de şimdi aradaki mesafeyi kapatabilmek için bugünkü çağın en ileri teknolojisinin üretimine cesaretle, özgüvenle, inançla, inatla, kararlılıkla girmiş durumdayız. Geriden gelmeyip gelinen noktadan katılmak istiyoruz. İleri teknolojik yarışa bu hedef kapsamında başardıklarımız var, başaracaklarımız var. Uzay teknolojisinde alan açmak için ilk adımı attık ve uzaya giden ilk Türk olarak Alper Gezer Avcı'yı coşkuyla, heyecanla, gururla uğurladık. Uzayda kalacağı 14 gün boyunca önemli bilimsel araştırmaların içinde olacak. 13 önemli bilimsel deneyin yapılması ve kanser, genetik, biyoloji gibi bir dizi bilimsel alanda çok kıymetli bilimsel adımların atılması yaşanacak. Bizim için övünç kaynağı uluslararası saygınlık ve özgüven zirvesi, bilhassa gençlerimiz için çok kıymetli bir adım. Onlara biz başaramayız özgüven zedelenmesini, öğrenilmiş çaresizliğini dayatanlara karşı yeni bir okkalı cevap niteliğindedir. Uzaya giden ilk Türk olarak Alper Gezer Avcı çok kıymetli bir isim. Her şeyden önce FETÖ mağduru bir asker. Hava kuvvetlerinde F-16 pilot subay olarak görev yaparken FETÖ'nün kumpas davalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş. Aslında yaşarken öldürülmek istenmiş. Başaramamışlar. Alper Albay hiç yılmamış. Devletine, milletine asla küsmemiş. Sonunda hak yerini bulmuş. Yıllar sonra çocuk yaşta yetiştiği ocağına, peygamber ocağına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönmüş. Şimdi de uzayda. Vatanına milletine bir nebze yardımı olacaksa buna seferber olmuş durumda. Vatan sevdasıyla üstün yetenekleri ve yüksek donanımlı, bilgi birikimiyle çok başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancımız tamdır. Bu arada ne işimiz var diyenler yine iş başında. Yine asitli bünyelerini çalıştırmış, yine sevinç üretememişler. Şimdi de aynı cümleleri uzaya yolculuğumuz için sarf ediyorlar. Yine asitli bünyeleri sevinç üretemiyor yine mahcup olmaya hazırlanıyorlar.